Bir de şu hususu söylemek istiyorum. Siz de en başında söylediniz. Ben hatırlar kadar Orta Doğu'da en uzun süre görev yapmış Türk diplomatıyım. 4 yıl Suriye'de görev yaptım. 4 yıl Suudi Arabistan'da. 4 yılda Mısır'da görev yaptım. Biz Orta Doğu'yu işte avucumuzun içinde bildiğimizi düşünürüz. Oralarda cereyan eden olayları daha iyi tespit ettiğimizi zannederiz ama Türkiye Orta Doğu'yu ve Arap alemini birçok Batı ülkesinden daha az tanır. Bu Batı ülkelerinin bu bahsettiğimiz Orta Doğu ülkelerinde son derece güçlü varlıkları vardır. Düşünce kuruluşlarının o ülke, Orta Doğu ülkelerin başkentlerinde şubeleri vardır. O şubelerde o ülkede doğmuş, büyümüş, o ülkedeki siyasi dengeleri çok iyi bilen ve o ülkenin dilini çok iyi konuşan, orada doğup büyümüş, belki o ülkenin vatandaşı olan insanlar vardır. O ülkelerin, Batı ülkelerin üniversitelerinde Arap etütleri merkezleri vardır. O ülkelerin Orta Doğu'daki büyükelçilerindeki büyükelçi Arapça bilir, büyükelçinin karısı Arapça bilir, müsteşar Arapça bilir, müsteşarın karısı Arapça bilir, aşağıya doğru indikçe tarım müşavirine hepsi Arapça bilir. Türkiye'nin böyle bir donanımı yok. Türkiye'nin üniversitelerinde Arap incelemeleri merkezleri yok. Türkiye'nin Arap ülkelerini incelemede uzmanlaşmış düşünce kuruluşları yok. Bu düşünce kuruluşlarının Orta Doğu başkentlerinde şubeleri yok. O şubelerde orada doğmuş büyümüş oradaki dengeleri de yabancı dil bilmek başka, o ülkedeki dengeleri de bilmek başka. Benim babaannem de düzgün Türkçe konuşur ama Türkiye'de siyasi dengeleri bilmez. O dengeleri anlayabilecek, takip edebilecek, yorum yapabilecek insanlara ihtiyaç var. Türkiye'nin bu donanımı yoktur. Onun için Türkiye Orta Doğu'da herhangi bir şey yaparken bunun nereye varacağı konusunda Batı ülkeleri kadar isabetli karar vermekte zorlanır. Evet.